Sonra yanlış diye. Bu sistem baştan sona yanlış. Bak mutfak da orada. Bu hariç hepsine katılıyorum. Ben de. Hemen 14 yabancı sistemi başından beri yanlış. Neden çıktı? 14 yabancı alıp 3 yedeğiniz kalıyor. 3 yedeğe neden boşuna para veriyoruz? Bari 11 yapın. Neden 14 yaptınız o zaman? O zaman da demiştim 14 kimin uğurlu rakamı, nereden çıktı bu 14 diye hoca mutfağı ziyaret etmiş. Bir sonraki, ben katılmıyorum buna. Ben de. Altın Ordu gibi bir fabrika kurulmalı. Deneyimli hoca kurtuluş reçetesini de yazdı. 3 yıldır altyapıya sağa yapamadık. Bu da önemli bir başlık bence. En üst kademede 5000 TL maaş var. Ondan bahsediyor hoca. Ve çok önemli açıklamalar yaptı arka arkaya. Bir kere şeye gelelim. 14 yabancı meselesi tamamen ben de asla sizin gibi katılmıyorum %100. O şey diyor, benim fikrimi vakti zamanında Fatih Hoca niye sormadı demek. Başka tabii, bir tabii. Şey değil. Türkçesi o ya. Fatih Terim benim fikrimi niye sormadı kardeşimden başka bir şey değil. Asla katılmıyorum. Yıl olmuş 2018. Net bir şekilde yabancı sayısı tartışılamaz. Nokta. Nasıl sattın Cenk'i? Satacaksın tabii. Nasıl sattın? İyi oynadığı için. Sıcak paraya sattın. O da onu diyor zaten. Cenk örneği. Ozan ne oldu diyor. Hı? Cenk önlerine karşı Ozan ne oldu? Ozan çalışmayı ya Cenk orada kadar yani sevdi mi acaba? Hocanın konuşmalarının çoğunda güzel mesajlar var. Beşiktaş'la ilgili, Altınordu fabrikası ile ilgili, futbola dair fikirleri var ama 14 yabancı, 3 tane de yedek falan. Ya o zaman 18 kişilik kadrolarla çıkmayın abi. Ben katılıyorum sana. Ya bir de 14 yabancı diye bir zorunluluk yok ki, alma. 28 tane Türk'le oyna abi. Niye oynamıyorsun? Altınordu oynuyor bak, 5 tane yabancı hakkı yok mu ikincilikte? Almıyor ya. Almıyor işte. Sıfır. Ya burada bak, bu örneği hep anlatıyorum. Ama o Don Kişot biliyorsun. Sol bek Seyit Mehmet Özkat hakikaten Don Kişot. Sol bek Minev vardı. Sol bek Minev. Antalyaspor'un bütün futbolcuları Türktü. Ne oldu? Küme düştü bir sene sonra. Ne oldu abi? Ya alma abi 14 yabancıyı. 11 tane al. Ya da sana kimse Türkiye'de 14 yabancı zorunluluğu yok arkadaşlar. Türkiye'de 14 tane yerli futbolcu barındırma zorunluluğum var. Barındırma. Ben de diyorum ki bu yanlıştır asıl. Sınırsız yabancı olmalı. Canım hocam. Sınırsız yabancı olsa evet. Fenerbahçe hala Volkan'la uğraşır mı ya? Alır bir tane kaleci, devam eder yani. Canım Kamerim hocam. Olmadı, daha iyi kaleci alır. Geçer. Sevgili hocam. Ya burada Şenol Hoca'nın bir tek bu bölümü hariç çok güzel mesajları var. Güzel mesajları var. İyi röportaj. Aslan hocam. Şampiyon. Çok güzel. Bir kere Mehmet Atalay'ı bir ziyarete geldi. Onu söylemekte fayda var. Ondan sonra da aşağı inmiş. İşte arkadaşlarla görüşmüş sağ olsun hocam. Böyle sohbetlere ihtiyacı var şeyin. Şenol Hoca'nın mı? Hayır. Türk futbolunda, gazetecilerinde. Bu ikinci röportajı Habertürk'e. Bir tane röportaj vermişti. Gidilmişti. Yani gidilmişti. Meriç Müldür'le Kartal Yiğit yapmıştı. Bu sefer hocam ziyarete gelmiş. İade ziyarete çok iyi de. Hoş röportaj, güzel röportaj. Şampiyon olacağız. Birinci laf. Net. Manşette o zaten. Hoca manşeti verip geçiyor. Olacağız. Bitti. Hocam. Devre arasında yani. Sormuşlar bunlar... Fener'le ilgili bir şeyim var mı hocam diye. Arkadaşlar. Ha, sormuşlar. Olur mu öyle şey demiş. Hocamın bir ay önce devre arasında kadrodan gönderme opsiyonları arasında Lens var mıydı? Herhangi bir yere kiralık. Konuşuluyordu. Kimi gönderdi? Orkan'ı maalesef. Yeteneksiz bir adam mı Orkan? Hayır. Orkan konusu da var. Orkan konusu da var orada. Röportajda diyor ki yani diyor, o da şey demeye çalışıyor işte. Birinden biri gidecek. Niye o zaman yabancı göndermiyorsun, yerli gönderiyorsun? O kadar yerli aşıysan Orkan kalsın hocam ya. Allah'ını seversen ya. Abi orada dediğin doğru ya. Fatih Terim çıkartmasa ya, da bunu Fatih başka hoca çıkartsaydı bu sefer. Bunu bu kadar gürül gürül dedim. Aykut Hoca da çok söyledi. Konya'nın başındayken. Geçen sene BİP'te söyledi. Bize mi sordular dedi. Hatta Uğur Meleke'nin sorusu. Ya herkes size mi soracak haber şeyi? Uğur Meleke'nin sorusu da ne? Türkiye Futbol Direktörlüğü makamının niye tesisi bulunduğunu anlamadım dedi. Bu arada Şenol Hoca'da bu röportajın Altınordu bölümünün son cümlesi verirse böyle arkaya görürüz Ceyhun. Şimdi verir Ceyhun. Son cümlesi şey diyor. Türkiye Futbol Direktörlüğü işte bunlarla uğraşması lazım diyor. Bak arkada görürsen son cümle. Altınordu gibi doğru söylüyor ama. Evet. Doğru söylüyor abi. Abi tamam. Nerede o? Şurada. Hani diyorsunuz Altınordu ya futbol doğru. Direktörlüğü ha, dediğiniz şey tekrar futbolun dizayn edilmesi için. Yeniden yapılanma. Doğru söylüyor. Demek ki hocanın bir futbol direktörü olursam yapacaklarım bunlar dediği var. Hoca yani böylelikle bize bir nirengi noktası verdi. Yani hoca Fatih Hoca'ya sorar mıydı Türkiye futbol direktörü olsaydı sormazdı. 14 yabancı yapıyorum diye? Şimdi sorar. Şimdi sorar artık diyorsun. Peki bir de şu var. Hani bu Ozan Tufan konusundan bahsediyor ya hoca. Ozan Tufan kişilik
olarak gösterdiği durum Aykut Hoca'yı rahatsız ettiği için kadro dışı kaldı değil mi aslında? Özeti bu. Bence çalışmadığı için Aykut Hoca seviyesinde onun istediği kadar çalışmadığı için bana göre o. Bence, çalışmayı sevmediği için, öğrenmeyi sevmediği cevap verdiği için. Olabilir. Açıklama yap. O mantıkla, ama bu mantıkla Balotelli biliyorsun futbol oynayamazdı. Cevap verenler konusunda Şenol Hoca son derece başarılı ama. Tabii. Tabii tonla idaresi, tabii. Tonla doğrusu var. Tabii. Ya ben de 19 yıldır ekip yönetiyorum ama 3 kişi ama 20 kişi. Abi her cevap verene işten kovsan. İşimiz var diyorsun. Ya, adam bulamazsın. Yani her cevap verene, her hata yapanı işten kovsan, istifasını istesen, kavga etsen. Ya olur mu, ben 19 yıldır yöneticilik yapıyorum öyle ya da böyle ama 5 kişi ama 20 kişi yönettim yani. Evet, 5 dakika bekledik, geldik. Yaşar. Atilla İlhan şiiri biliyorsun. Yaşar Günaçkit. Sabah Atilla İlhan'dan. Yaşar bestesi. Yaşar sabah Atilla İlhan'dan çaldım. Hangisini çalmış olabilirim? Hangisini çaldım bilmiyorum. Müjgan'la ben ağlaşırdık. Kadını mı çaldın? Ben sana mecburum, bilemezsin. Bilemezsin. Adını mı gibi aklımda tutuyorum. Yani bence en güzel Atilla İlhan şiiri bence ama Samime Sanayi'de olağanüstü söylemiş yani. Samime Hanım'ı görsem elini öper miyim bilmiyorum ama eli öpülecek şarkı odur yani. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mı kibi aklını tutuyorum diye. Nefistir yani. Bu da mı Atilla İlhan'dı? Atilla İlhan bu da. 5 dakika bekle git. Sen İstinye'de bekle, ben buradayım. İstinye'de şurası zaten. İstinye şurası. Sonra parkını yaptılar. Tabii. O da tuttu. O da tuttu. Çok tutunca devam etti. Sen biliyorsun değil mi? Peki. Yani yer olarak söylüyorum. Asla bir reklam değil. AK Merkez'in bulunduğu yer. Asla reklam olmadı canım. Yok. AK Merkez'in bulunduğu yer bildiğin futbol sahası. Tabii. Başka şey de yine reklam değil, ne olur yanlış anlamayın. Bakırköy'deki kapasitenin bulunduğu yerde eskiden minibüs durakları, arkası futbol sahası. Bakırköy'deki kapasitenin de bulunduğu yer öyle yani. Bir daha demeyeceğim, tamam. Alışveriş merkezlerine adanmış hayatlar diye bir kitap yazılır ileride. Sevgili Remzi, senin nezdinde tüm polislere selamlar. Eyvallah. Emniyet teşkilatına selamlar, selamlar. Büyük marketlere selamlar. Gidelim, alışveriş yapalım ama tok gidelim. Pahalı mı yemekler? Hayır. Yaptığın her alışveriş marketlerde, bilhassa büyük marketlerin atmosferinden dolayı karnın açsa seni daha çok para harcamaya sevk eder. Karnın açken gitmek başka bir şeydir, tokken gitmek başka bir şeydir alışveriş merkezlerinde. Yani o kadar alışverişe karşıyım ya. Alışveriş, pardon, büyük marketlere. Güzel güzel oluyor canım. Ama oldu. Aç mı tok mu ona dikkat etmen ama lazım. Ama karşıyım yani, böyle bir turizm çeşidi çıktı hafta sonları için. Alışveriş merkezi gezme turizmi diye bir başlık oluştu. Hadi bugün alışveriş merkezine gidelim de biraz dolaşalım diye. Nereye gitsin abi millet? Abi ya, yapacak bir şey açık yok. Açık hava. Var mı? Yer söyle abi. Neresi yer var söyle abi. Abi deniz İstanbul'da, kenarı bir yer olsun. İstanbul'da hiçbir yere gidilmez abi. 20 milyonluk şehir mi olur ya? Orası 20 milyonluk şehirde deniz kenarında yer bulamıyorsun. Yer Suadiye'ye gelmek için yer yok. Şuradan Tarabya 4 kilometre var mıdır? 3.9 kilometre. Dün baktım ben gelirim. Kaç dakikada gittik? 30 dakika yakın değil mi? Gittik. 3.9 kilometre. Değil mi abi? Vallahi gidilmez. İstanbul'da arabayla bir yer gidilmez zaten. Hafta sonu çıkmayacaksın dışarıya. O kesin. Saçların çok güzelmiş bak. Teşekkür ederim. Bizim aşkım var, o söylüyor. Çok o işleri bilir bu. Vallahi. Tabii tabii. Çok sağ olsun. Bayağı bir güzel yorum geldi. Ben de çok beğendim yani. Şekil bir insan olmuş. Annem öyle kaldırınca çok sevmiyor. Biraz daha yatır diyor efendim. Annen mi? Aha. O mu önemli şu anda? Annemden mesaj geldi. Ha, annen mi önemli? Her zaman. Her zaman. Tabii ki. O değişmez. Bir şey söyleyeceğim. Geç Şenol Hoca'ya geç. Ağlarsa anam ağlar demiş, biliyor musun? Gerisi dublaj yapar. Ya. Şenol Hoca'ya geç, Şenol Hoca'ya. O kadar da demeyelim. Ya bu Şenol Hoca'ya geç.